Türkiye Büyük Millet Meclisi bu teklifimizin kanunlaşmasına uygun görür ve Cumhurbaşkanımız onaylarsa bunlar yürürlüğe girmiş olacaktır. AK Parti askeriyeyi yakından ilgilendiren bir kanun teklifi hazırladı. Teklif meclise de sunuldu. Bu kanun teklifimiz Milli Savunma Bakanlığına ilişkin hükümler içermektedir ve 44 maddeden oluşmaktadır. AK Parti Grup Başkan Vekili Mehmet Muş'un kamuoyuyla paylaştığı kanun teklifi Türk Silahlı Kuvvetleri Personel Kanunu'nda değişiklik öngörüyor. Milli Savunma Bakanlığı ile Genelkurmay Başkanlığı'nın teşkilatlarında yapılan değişikliklere uyum sağlanması hedeflenmektedir. Kanun teklifinde askerliğini yapmayan milletvekillerini ve harekat noktalarında görev yapan doktorları ilgilendiren düzenlemeler yer aldı. Askerliğini yapmadan milletvekili olanlar dönem sonunda milletvekillikleri, askerliklerini yerine getireceklerdir. Yani milletvekilliği dönemi sonuna kadar bu mecburiyetleri ertelenmektedir. Harekat kapsamında görevlendirilen devlet hizmet yükümlülerinin, doktorların, buralarda geçirdikleri sürelerin bir buçuk kat olarak hesaplanması yine Teklifimiz içerisinde yer almaktadır. Uzman çavuşlarında bazı talepleri kanun teklifi içinde yer aldı. Tecrübelerinden faydalanmak üzere emeklilik yaşının 55'e çıkartılması hedeflendi. Uzman erbaşlara yönelik olarak Türkiye Emekli Uzman Erbaşlar Derneği adı altında bir dernek oluşturulması teklifimizde amaçlanmaktadır. Uzman erbaşlara ilk nasip istikakı olarak yerli üretim ordu tipi bir tabanca verilmesi yine bu teklifle düzenlenmektedir. Ulusal kanala konuşan Tüm Uzmanlar ve Emeklileri Derneği Genel Başkanı Ömer Doğan teklif metnini değerlendirdi. Doğan, düzenlemeleri büyük bir memnuniyetle karşıladıklarını söyledi. Bunlar bizlerin beklediği düzenlemelerde silah verilmemesi kanayan bir yaraydı. Tabanca verilmesi çok güzel bir adımdır. Emeklilikle ilgili kafalardaki sorunların giderilmesi açısından yaş haddinin 55'e çıkarılması da olumlu bir gelişmedir. Böylece emeklilik için prim gün sayısının eksik kalma sorunu da çözülecek. Uzman çavuşlarla ilgili birden fazla dernek var. Bunların tek çatı altında toplanmasıyla da yetkililerle yapılacak görüşmelerin daha sağlıklı geçmesini sağlayacak.